televizyonlarda hizmet imkanı Allah-u Teala nasip etti. Bunlar hiçbirisi bizim yani kariyer planlamamızın içinde olan şeyler değil. Ama Allah-u Teala nasip edince işte oluyor. Hepsi oldu. Hizmet etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar. Kusurlarımız mutlaka olmuştur. Noksanlarımız vardır. Ama niyetimiz bu İslam dinini anlatmak, insanlara sevdirmek, yaşamalarına vesile olmak. Bunun dışında bir gayemiz yok. MSC Sağlık Medikal'in katkılarıyla hazırlanan İzler başlıyor. Bendeniz Şemseddin Bektaşoğlu. Giresun vilayetinin Tirebolu kazasının Çel köyünde 1955 senesinin güzünde dünyaya gelmişiz. İlkokulu köyümüzde okudum. Uzaktı biraz evimize. Biz köyün alt tarafındaydık. Okul ortasındaydı. Yürüyerek gidip gelirdik. O bayağı zahmetliydi. Çok da küçüğüz. Kar, kış. Hatırlıyorum, her sabah evden bir odun alırdık elimize. Öğrenciler odunlarını getirirler. Okulun sobası kışın yanar, öyle ısınırdık. Bir de çok disiplinliydi. Öğretmenler gelirken dizilirdik, esas duruşa geçerdik. Böyle hareket falan yok. 1, 2, 3. sınıf bir sınıfta okurdu. 4, 5 bir sınıfta okurdu. Yani iki tane sınıf vardı okulda. İşte o şartlarda okumaya başladık. O zorluklarla gidip gelmeye başladık. Elhamdülillah sonunda ilkokulu bitirdik. Ortaokul için Tirebolu'ya taşındık. Abim benden önce ortaokula gitmişti. Ona bir geçici çözüm bulmuştuk. Fakat ben de ortaokula geçince ailemiz Tirebolu'ya taşındı. Orada ortaokulda, Tirebolu Ortaokulu'nda okumaya başladık. İsmi Tirebolu Lisesi'ydi. Ortaokul kısmı vardı ve lise kısmı vardı. Taşlık bir binaydı. O da Tirebolu'nun girişinde, böyle ormanın içinde bir yerde. Orada ortaokulumuzu okuduk. Tabii Tirebolu'ya varınca şaşırdım. Bizim Çel köyünde evler aralıklı, herkesin bahçesi var, efendim ahırı var, ineği var. Arada da mesafeler var. Herkes Karadeniz'de öyledir, toplu değildir köyler. Tirebolu'da baktık, binalar bitişik. Cadde, sokak. Neyse oraya da alıştık. Böyle hep zaten hayatımız bir alışmayla geçti. Orayı da elhamdülillah bitirdik. Tabii ortaokuldayken farklı öğretmen profilleriyle karşılaştık. İlkokuldaki öğretmenlerimiz bize işte okuma, yazma, matematik, aritmetik derslerimizi öğretirlerdi. Oradakiler başka şeyler de öğretmeye başladılar. O zaman 1967 ortaokula girişim. 62-67 ilkokul, 67-70, 1970 Tirebolu Ortaokulu. Bir öğretmen vardı. Onlar bize biraz böyle solculuk, sosyalizm, halkçılık aşılıyorlardı. Onları anlatıyorlardı. Bize de bir kitap verdiler o öğretmenlerimiz. Karl Marx'ın Das Kapital'i. Yani ortaokul talebesine elimize bunu oku diye verdiler. Şimdi Karl Marx ama ben onu Karl'ı falan bilmediğim için kral diye idrağı algılıyorum yani. Kral Marx gibi. Neyse orada öyle bir propaganda, bir yönlendirme altında kaldık ortaokul dönemimizde. Derslerimde başarılıydım her zaman Allah'ın lütfuyla. Hiç problemimiz olmadı. En öndeki sınıf talebelerinden her zaman olduk çok şükür. Sonra bir gece onlarla böyle yoğun, bana da özel ilgi gösterirlerdi. Başarılı bir talebe olduğum için. Yani adam yetiştirme hesabı. Türkiye'nin işte federasyonlara ayrılması, işte herkesin dilini, dinini falan serbestçe konuşması falan gibi gündemler geldi. O federasyonlara ayrılma beni uyandırdı. Yani çünkü Osmanlı hep böyle ayrıla ayrıla bitmişti. Şimdi bir de Türkiye mi böyle ayrılıp bitirecekler diye. Doğrusu orada bir şüphem, tereddütüm ortaya çıktı. Ve o öğretmenlerle münakaşaya girdim. Bu Türkiye'nin bölünmesine
gider dedim. Bu doğru değil dedim. Beni ikna etmeye çalıştılar. Fakat ben kabul etmedim. Ve zaten o sol görüşlerin içinde din de olmadığı için bir soru işaretim daha vardı. Yani halkçılık tarafı falan güzel de hiç din yok, iman yok. Ondan bahsetmiyor. Öyle bir rezervim daha vardı. Bir de böyle vatanın federasyon medarosun Rusya modeli gelince bu işin yanlış olduğunu anladım. Onları terk ettim. Ondan sonra tabii gene halkçılık damarımız var. O zaman milliyetçi bir antitez de vardı ona karşı. Milliyetçi, toplumcu bir hareket, ülkücü hareket. Biz eksenimizi oraya kaydırdık. Yani hem halkçı, toplumcu hem de milli değerlere bağlı. O şekilde lise öğrenimimize başladık. Lisede hem okula giderdim, çift eğitim vardı. Bir de babamın dükkanı vardı. Öğleden sonra da gelir tezgahta çalışırdık. Ancak akşam ödevlerimizi ve derslerimizi yapabilirdik. Öyle manifaturacılık o zaman yaygındı. Böyle manifatura toplarını hanımlar bakmak için şeyden indirirler, bakarlar falan. O kalır. Babamlar öğlene kadar onları yiyer. Biz onları düzeltir, yerine koyardık. Bize 2,5 lira da haçlık verirdi haftada. Ben o haçlıklarla, yani kitapçı vardı Trebol'da. O kitapçıdan devamlı kitap alırdım. 2,5 lirayı da hiç harcamaz, taksitle borcumu öderdim. Böyle bir kitap okuma alışkanlığım, kitap biriktirme alışkanlığım. Allah-u Teala onu bana sevdirmiş, eskiden beri vardı. Kitapçı da babamı da tanıdığı, beni de tanıdığı için istediğim kitapları verirdi veresiye bana. Ben o 2,5 lirada da onları öderdim. Sonra bir gün kitapçıda baktım, dinde 40 esas İmam-ı Gazali diye şöyle çok yüksek puntolarla bir kitap var. İmam-ı Gazali'yi hiç duymamışım ama İmam-ı Gazali böyle bir heybetli geliyor bana. Dinde 40 esas, o da manşet bir şey. Ya şu kitabı bir alayım dedim. Lise 1'di herhalde. Aldık o kitabı. Hakikaten İslam dininin 40 tane esasını İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh anlatmış. Çok güzel anlatmış. Kitabı bir nefeste bitirdim. Yani öyle arada su içmek, yemek yemek, şu bu falan hiç yok. Ve o kitabı okurken hissettim ki şu kalbimde böyle bir şeyler eriyor. Bir sıcaklıklar geliyor. Yani bir buz var sanki. O buzlar eriyor. Yerine bir halavet, sıcaklık geliyor. Öylece İslam dinini, tam Müslümanız, namaz kılmaya da çalışıyoruz elhamdülillah ama bir şeyden haberimiz yok. İşte bir namaz kılacak kadar Sübyan mekteplerinde bize şey öğretmişler. İşte vedduhadan aşağısını, ondan sonra namaz dualarını. O kadar. Orada İslam fikriyatına, yani ilme muhatap oldum ilk defa. Ve o çok hoşuma gitti benim. Onun için İmam-ı Gazali Hazretlerini her zaman ilk mürşidim olarak kabul ederim. Yani ona hep dua ederim. Ona hürmet ederim. Allah makamını âli eylesin. Ahirette de beraber eylesin. Yani İslam'ı öğrendiğim, bana en çok faydası olan ilk alim, ilk büyük alim odur. Tabii bu manevi hazzı alınca dindeki 40 esas kitabından, o sefer İmam-ı Gazali'nin kitapçıları ne kadar kitabı varsa hepsini aldım ben. Onları okudum. Böylece İslam dinine dair bilgi dağarcığım fevkalade genişledi. Yani imanımız vardı. Fakat birikimimiz yoktu. O birikim noksanlığını entelektüel seviyede İmam-ı Gazali Hazretleri'nin eserleriyle tamamlamış olduk. Bu şekilde liseyi de bitirdik. Tabii o 70-73 arası gençlik hareketleri başlamıştı Türkiye'de. O bizim liseye de sıçradı. Öğretmenler ayrıldı, mahalleler ayrıldı, akrabalar ayrıldı. Herkes iki kutba bölündü. Hatta yani aynı Trebolu kasabasında sağcıların olduğu muhitteki mahalle mensupları solcularınkine, solcularınki sağcılarınkine giremez hale geldiler. Yavaş yavaş şiddet de arttı. O atmosferde liseyi tamamladık. Okulda da bazı solcu hocalardan eziyet gördüm. Yani biz tabii taraf olduk. Biz her zaman vatanın bütünlüğü, İslam'ın esasları, o tarafta olduk. Yani İslam tarafında olduk, ümmet tarafında olduk, vatan tarafında olduk, din tarafında olduk, fakir fukara tarafında olduk. Benim bütün hayatım boyunca doğru yanlış izlediğim ana çizgi budur. O şekilde
Liseyi de bitirdik. Ondan sonra 1973 senesinde efendim İstanbul'a geldik üniversite için. Tabii abim benden önce gelmişti, ismi Hüseyin. O Edebiyat Fakültesi'nde sanat tarihi bölümünde okuyordu. Tabii kalacak yer lazım. Yurtlar çok riskliydi. Yani yurtlar kimin elindeyse oraya hizmet etmek, sokak hareketlerinde bulmak mecburiyeti vardı. Ailem de dolayısıyla başka şehri de şey yapmadık. Geldik İstanbul'a abimle beraber bir akrabamızın, amcamızın alt katında bir küçük bir yer vardı. Orada talebe evi olarak başladık. Ben o zaman İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Aksaray İktisadi Ticari İlimler Yüksekokulu vardı. Onlar özel okuldu. Devlet devletleştirdi onları sonra. Öyle okumaya başladık. Yemeğimizi kendimiz pişiriyorduk. Yemekleri abim pişiriyordu. O tabii daha usta, bu işlere de el yakın. Ben de bulaşık işlerini hallediyordum. Bir sene sonra baktım ki iktisat tahsili de İktisat Fakültesi Türkiye'nin en iyi kurumlarından birisi, İstanbul Üniversitesi. Benim iktisat tercihim de şundan oldu. Bu ortaokul, lise hep böyle ideolojik şeylerle geçince bu ideolojik çatışmalar, münakaşalar hep iktisat etrafında dönüyordu. Yani paylaşımla ilgiliydi. Üretim araçları, işte halkın mı olsun, devletin mi olsun, patronun mu olsun, işte kapitalist, sosyalist, işin temelinde iktisat vardı. O yoğunluk altında en önemli ilmin iktisat olduğuna kanaat ettim ben. Yani bu kadar gündemde her şey onunla ilgili. Bütün dövüşler, kavgalar, sistemler, ideolojiler. Onun için iktisat tahsili yapmaya karar verdim. Sonra da İstanbul Üniversitesi'nin kalite farkını görünce değiştirdim. 74 senesinde İstanbul Üniversitesi tekrar imtihana girdim. İktisat Fakültesi'ne kazandım. Orada tahsilime devam ettim. 4 yıl, 78'e kadar orada okuduk. Fakat o öğrenci çatışmaları, sokak hareketleri, onlar çok zirveye çıktı. Yani bir seferinde gözümün önünde hemen çıkışta Eczacılık Fakültesi vardı. Tam ben şeyden çıkarken bombalar patladı. 7-8 kişi öldü. Yani bunlara şahit olduk. Geri kaçtık. Üniversite binasına girdik. Bu sefer de o karşı tarafın adamları arkadan kapıyı girdiler. Üniversiteye giriyorlar. Oradan da zor kurtulduk. Yani Allah bizi kurtardı. Kalsak linç edecekler bizi. Çünkü biz de dikkate alınan bir insandık. Tanınan bir insandık. Sonra İktisat Fakültesi'nin hakkını verdim. Hatta profesör vardı. İktisat Fakültesi'nin ana binasının o hukukla beraber olduğu meydanda çok da tip bir adamdı. Böyle kışın, yazında bir ceketi vardı. Yünlü, bir bol pantolon. Onu giyerdi. Düğmesini kapatırdı. Ses tonu da hiç değişmezdi. Ondan sonra o beni bütün öğrencilerin içine geldi, tebrik etti. O güne kadar kimseye vermediği bir notu almışım iktisat teorisinden. Sonra o işime de yaradı. Onun referansıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne master'a girdim. Ve solcu bir adamdı. Orada öyle çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Son sene iktidar değişti. O zamana kadar milliyetçi cephe hükümetleri vardı. Süleyman Demirel başbakandı. İşte yanına Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş. Hep sağ şeyler geliyordu. Fakat sonunda hükümet şeye geçti. Ecevit hükümeti kuruldu. O zaman tabii hükümete göre polislerin de rengi değişiyordu. Bu sefer son sene üniversiteye sokmadılar beni. Ben hiç son sınıfta okula gidemedim. Beni koymadılar üniversiteye. Hatta bana not veren arkadaşları da tehdit ettiler. Ya. Ama o zorluklarla elhamdülillah biz İktisat Fakültesini Haziran döneminde bitiren 7-8 kişiden bir tanesiydik. Belki de en iyisiydik elhamdülillah. O şekilde fakülteyi de bitirdik. Fakülte yıllarımızda tabii daha çevremiz genişlendi. İstanbul farklı yerdir. Hani Çayelköy'ünden Trevolu'ya geldik, şaşırdık. Trevolu'dan metropole geldik, gene şaşırdık ama bize çok katkısı oldu. Milli Türk Talebe Birliği ile temasımız oldu. Orada Kültür Müdürlüğü'nde, İşletme Müdürlüğü'nde vazifeler aldık. Necip Fazıl Kısakürekler'in merhum sohbetlerinde, konferanslarında bulunduk. Oranın kültürel faaliyetlerine
iştirak ettik. Hatta İstanbul'daki siyasi sağdaki oluşumlarla da temaslarımız oldu. Birlikteliklerimiz oldu. Yani o seviyeye gelince ister istemez oluyor. Türkiye'deki sağ oluşumların hepsininle temasım oldu. Yeniden Milli Mücadele Hareketi vardı. Onların dergisi vardı. Onu çok eskiden beri müdavimiydim, abonesiydim, okudum. Onların fikriyatını biliyorum. O fikriyata hocalık yapan Ziya Uygur Bey'le de tanıştım. Onun çok güzel bir kitabı vardır. Tarih boyunca devrimler, ihtilaller ve Siyonizm diye. Çok esaslı bir kitaptır. Ondan sonra ülke ocaklarıyla zaten hareket halindeydik. Akıncıların İstanbul ilk kuruluşunda bulunduk, mütevellisindeydik. Milli Türk Talebe Birliği'nin içindeydik. Ben hep böyle hizipçi değil de ümmetçi bir tavır içinde olduğum için iman eden, vatana millete hizmet eden, sağ tarafta olan, yani bu sağ tabi İslam imanında bir sağ kastediyorum. İman esaslı, din esaslı. Hep onlarla, hepsiyle beraber arkadaşlığımız, dostluğumuz, çalışmışlığımız oldu. İktisat Fakültesi'ni de bitirdik. Fakat o arada tabii bu yoğun gündemler içinde siyasilerle de tanışınca ben bir analiz yaptım kendim tabiatımla ve hadiselerle ilgili olarak. Ve en kıymetli çalışmanın iman dairesinde olacağına kanaat ettim. Baktım bir hayat dairesi de var. Orada işte müesseseler kuruluyor. Efendime söyleyeyim, insanlara hizmet ediliyor. Bir de siyaset dairesi var. Daha meşhur, daha cazip, getirisi de çok. Fakat o iki daireyi, iman dairesindeki ihlası oralarda göremedim. En fazla ihlaslı dairenin o olduğuna teşhis ettim, kanaat ettim. Benim de tabiatıma uygun olanın o olduğunu tespit ettim ve karar verdim. Ben bundan sonra hayatımı ilim, iman dairesinde geçireceğim. İslam'a hizmetimi, insanlara hizmetimi bu dairede yapacağım diye karar verdim. Tabii o dairede hizmet etmek için ilim sahibi olmak lazım ve yoğun bir okuma seferberliğine girdim. Cağaloğlu'ndaki bütün kitapçıları dolaştım. Türkçe, İngilizce, Fransızca ne kadar din kitabı varsa yüklendim gene. Aldım geldim onlara ve yoğun bir şekilde okumaya başladım. Elhamdülillah. Ondan çok istifade ettik. Yani akaid temellerimizi, fıkıh temellerimizi, ilmihalimizi ancak o zaman ikmal edebildik. Bu sokaktan kendimizi çekip de siyasi, işte kültürel, entelektüel faaliyetlerden bu kararı verdikten sonra daha çok okumaya ve vaktimi hem derslerime hem onlara vermeye başladım. Ondan sonra tabii şeyi de gördük. O zaman bir lisans diploması yetmediğini gördüm. Bunun daha ilerisine gitmem gerektiğini kanaat ettim. Fakat iktisat da çok teorik, nazari. İş alemi, işletme fakültesi oraya hitap ediyor. Yüksek lisansımı da ondan yapayım dedim. Yani bu ikisi iktisat temelli, işletme yüksek lisansıyla kendimizi hazırlayalım dedik. Boğaziçi Üniversitesi'ne müracaat ettim. Kabul edildik o hocamızın referansıyla. Diğer hocalarım da verdiler. Orada tabii Fransızcaydı benim lisanım. Ondan sonra Fransız hem lisede hem üniversitede, ortaokulda hem de Fransız konsolosluğunun Fransızca lisan kursları vardı. Onlara da devam ettim. Orayı bitirdik. Bir sene hazırlık okuduk. Ondan sonra da normal bilim programına geçtik. Orada tabii rahat ettim. Yani hiç dövüş yok, kavga yok. Güzel bir talebelik yaptık. Ya dedim ne çekmişiz ondan sonra. Tabii o arada Ecevit hükümeti başta ekonomik kriz çıktı orada devam ederken. Biz gene talebe evindeyiz, öğrenci evindeyiz. Kaloriferli evler nerede o zaman bizim gibi talebelere? Sobamız vardı. Sobada da şey yakıyorduk, gaz yağı. Gaz yağıyla ısınıyordu. Çünkü o kömür getir götür bizim çok vaktimizi alıyordu. O çok pratikti. Gaz yağı bitti memlekette, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu sefer şeylerden motorin almaya başladık. O benzin istasyonlarından. Motorin de bitti. Ya. Üşüdük kışın. Çok yoğun da bir ders programımız var. Ondan sonra ben süratli bitireyim diye. İki sömestrde bütün şeyleri aldım. Ve benim vücudum da biraz zayıftır yani. Ondan sonra hasta oldum. Tam yarım sömestr kaldı. İmtihanlara girip bitireceğim.
Bir sene kadar hastalıkla uğraştım. Memlekete döndüm ama bir sene sürdü. Bir sene sonra tekrar kalktık geldik. Kaldığımız yerden bitirdik. Askerliğimi yaptım. Manisa Kırkağaç'ta piyade er olarak. Kıştı. Neyse Allah yardım etti. Onu da hallettik. Vatani vazifemizi de hallettik. Ondan sonra işe girmem icap etti. Kamu ile ilgili ben kamucu insanım. Yani devlete hizmet etmek istedim. Topluma hizmet etmek istedim. Çünkü beni ilkokulda okutmuş, ortaokulda okutmuş, lisede okutmuş, üniversitede okutmuş. Hatta yüksek lisansımı da yapmışım ve bir kuruş para ödememişim. Kendimi borçlu hissettim. Topluma ve onun müessesesi olan, onu temsil eden devlete, kamuda çalışayım dedim. Zaten böyle bir eskiden de gelen halkçılık damarımız var. Uygun olarak o gün şey vardı, hesap uzmanları kurulu imtihanı. Saygın bir kurumdu Maliye Bakanlığı'nın. Oraya müracaat ettim. İşte 600-700 kişi imtihana girdi. 12 kişi falan kazandık biz. Listenin başına bizi koymuşlar. Ankara'ya gittik. Mülakat. Yahu memlekete adam göndermişler. Benim burada Şişli'de durduğum eve adam geldi. Sanki Milli İstihbarat Teşkilatı'na giriyoruz yani. Neyse o adetler öyleymiş. Ondan sonra bizi çağırdılar Karaköy'e. Karaköy'de bir tanışma manışma. Sonra gittim baktım Ankara'da o heyetin başında Karaköy'de bize gelen tanıştırdıkları üstad. Üstad der onlar öyle. Tabii ben üniversitenin üstüne bir de yüksek lisans yapmışım ki bütün yanımdaki arkadaşlar banko sen kazanırsın diyorlar. Kendilerini düşünüyorlar. Beni almadılar hepsini aldılar. Yani orada herkese 30-40 dakika soru sordular. Bana 90-100 dakika hesaba çektiler. Sen buraya niye geliyorsun? Ya hizmete geliyorum dedim. Seni hangi holding gönderdi? Böyle hem de listenin başındayım. 3 gün sürdü. Listenin altından almaya başladılar şeyleri. Geliyorlar bir kişiyi mülakat alıyorlar öğlen yemeğe. Öğleden sonra da 2 kişiyi alıyorlar. Hadi yallah. 3 gün otelde kaldık. En son böyle bir eziyet ettiler bize yani. En sonunda da benim oraya samimi bir şekilde... Yani vatan hizmetine bir geldiğime kani olmadılar. Tabii bizim evlerde babamda da sakal burada mübarek. Onları da gördüler. Bizim evde de başımıza takke falan. Bizi almadılar. Artık kendileri bilir. Ben de bir daha bu kamunun kapısından geçersem öyle olsun dedim. Bıraktım. Hiç istemediğim özel sektöre geldik. Çalışmaya niyet ettik. Şimdi orada da şu zorluk var. Referansla adam alıyorlar. Yani illa bir tanıdığı olacak. Ya benim kim tanıdığım yok. Ben Çeğelköy'den, efendime söyleyeyim, Bektaşoğullarından, Hacı Kazım'ın oğlu Şemsettin'im. Sonra dedim ki ya bunların içinde hiç böyle objektif, liyakata dayalı, efendime söyleyeyim bir eleman alan yeri yok mu dedim. Dediler ki yabancı firmalar öyle yapıyor. Audit firmaları var denetim. Arthur Andersen birisiydi, o zaman çok meşhurdu. Bir de dediler Koç Holding. Nispeten profesyoneldir. İşte bizim Çağlayan'daydı o zaman Ömer diye bir arkadaş vardı. Onu deri ceketini aldım. Biraz kılık kıyafet düzelttik. Gittik. 2 senede müracaat ettim ben. Arthur Andersen, uluslararası firma. Başlayabilirsiniz Şemsettin Bey dediler. Koç Holding'e gittim. Orada da görüştüm. Onlar da hemen başla dediler. Ben o Koç Holding gene yerlidir diye. Yani öbürü tam Arthur Andersen yani. Yabancı. Orayı tercih ettim. Mali İşler Koordinatörlüğü'nde orada Koç ailesinin müfettişi olarak çalışmaya başladık. Orada çok şey öğrendim. Meslek hayatımda bana lazım olacak olan bütün birikimleri orada elde ettim. Yani o şirketlerin en önemli 20 büyük şirketin bir mali koordinatörümüz vardı Alpay Bey. Allah selamet versin. 2 kişilik bir ekiptik. Onların teftişini, denetimini, yatırım fizibilitelerini, ondan sonra ailenin verdiği görevleri, vergi mevzuatına uygunluğunu, ondan sonra karlılık prensibine uygun çalışıp çalışmadığını, her şeyine baktık ve o çok iyi yetiştik orada. Yani kurumsallığı, disiplini, iş hayatında lazım olacak bu tepeden bakma, her şeyi görme melekelerini elde ettik. Sonra dolaşıyorduk. Vergi dönemleri gelince Aralık'tan başlıyorduk, Ocak'tan Nisan'a kadar dolaşıyorduk. Sene içinde de gidiyorduk. Allah nasip etti, evlendik. Aile hayatımın oranın sosyal şeyine uygun olamayacağını idrak ettim. Ve ayrıldım oradan, istifa ettim. Üstadlarım çok üzüldüler. Hatta ağladı peşimden yani. Bana çok güveniyorlardı. Benim verdiğim raporlara, bilgilere çok
itimat ediyorlardı. O şekilde biz daha biraz İslami yönü olan patronlarla çalışmaya başladık. Hayat Kimya'nın kuruluş aşamasında bulduk genel koordinatör olarak. O şimdi deterjan sektöründe çok önemli bir yeri var. İlk laplı deterjanı biz çıkardık. Önceki ham maddenin zararlı olduğu anlaşıldı. Öyle bir fırsat çıktı önümüze. Dodesil öyle bir şeydi o. İşte o Unilever'lerle, şunlarla, bunlarla mücadele ettik yani. Elhamdülillah o şimdi kendi sahasında çok güzel bir firma oldu. Ondan sonra Kuveyt Türk Finans Kurumu'nun kurucu müdürlerinden olduk. Orayı kurduk. Ticaret ve Operasyon Müdürlüğünü yaptım. Daha sonra iştiraklerden, ticaret operasyondan ve kambiyo müdürlüklerine bakan grup müdürlüğü vazifemiz oldu. 1998'e kadar da orada çalıştık. Ondan sonra tabii hayri hizmetlere olan mesaimizin artması, kimliğimizin öne çıkması sebebiyle böyle kamuya açık yerlerde çalışmamızın oralara sıkıntı vereceğini idrak ettik. Ayrıldım. Daha kendi kulvarımızda hizmet edebileceğimiz, hizmetlerimizi götürebileceğimiz Takış Holding'e geçtim. Ve oradan da 2020 senesine kadar orada devam ettik. Sonunda da emekli olduk. Elhamdülillah hep böyle Türkiye ekonomisine katkısı olan ve en önde, sahasında en önde olan kurumların kuruluşunda bulunduk. Hazır ekmek yemedik, emek verdik. Onun için mutluyum. Şimdi bazen giderken mesela bakıyorum, Fatih'te bazen gidiyorum. Bir araba duruyor. Ondan sonra birisi ön arabadan iniyor şoför, yakasını ilikliyor. Üstad diyor, elini öpebilir miyim? Hayrola diyorum, beni işe siz almıştınız diyor. Ben unutmuşum. Ama onlar unutmamış. Bunlar da bizim mutluluklarımız oluyor. İş aleminde çok tabii tecrübelerimiz oldu. Güzel günlerimiz oldu, sıkıntılı günlerimiz oldu. Ama neticede elhamdülillah 40 yıllık bir üst kademe özel sektör yöneticiliğiyle o şeyi de tamamlamış olduk. O arada benim üniversite yıllarında karar verdiğim iman dairesinde İslam'a hizmet, insanlara hizmet sözümü de yerine getirdim. Yani onu bilgi noksanlarımızı tamamladıktan sonra vakıflar kurduk. Mesela 1984'te Fatih'te Anadolu İlim ve Kültür Vakfı'nı kurduk. O vakıf kanalıyla öğrencilere, üniversite öğrencilerine hizmete başladık. Biz onların evlerinde gittik. Hem onların iaşesini, barınmasını temin ettik. Hem de onlara sohbet ettim. Öğrendiklerimi hep paylaştım. Hayatım böyle geçti. Yani hiçbir bilgiyi stoklamadım kendimde. O paylaşmakla öğrendiklerim de çok yerleşti. Ondan sonra Ünalan Merkez Camii Vakfı'nı kurduk. İşleri daha genişletmeye başladık. Daha sonra 94-95'lerde Halilurrahman Vakfı'nın kuruluşunda ve bir takım maniler çıkmıştı. Onların ortadan kaldırılmasında hizmetlerimiz oldu. Sadat-ı Kiram'ın evlatlarıyla birlikte. Bu arada kader kendiliğinden o bizim önümüzü açtı. Öğrenci sohbetlerinden halk sohbetlerine taşındık. Konferanslar, seminerler, sohbetler. Bir ilmihal kitabı telif etmek nasip oldu. Temel ilmihal bilgileri diye 2 cilt. Yani ilmi iddiası yoktur ama herkesin anlayabileceği seviyede, üslupta bir kitaptı. Dergahlarda, Kur'an kurslarında ders kitabı olarak yıllarca okutuldu. Çok yüksek tirajlar oldu, çok beğenildi. Allah hayrımızı kabul eylesin. Hayatımız böyle devam etti. İşte o arada tabii çocuklarımız da oldu. 2 oğlum, 1 kızım oldu. Onları da yetiştirmeye çalıştık. Okutmaya çalıştık. Değerlerimizle büyütmeye çalıştık. Onlar da, oğullarım doktordur. Kızım da ilahiyat mezunu, hoca hanımdır. Onlar da elhamdülillah kendi çapında, babalarının izinde bu millete, bu vatana, hizmete devam ediyorlar. Kendi değerlerimizle yaşamaya devam ediyorlar. Torunlarımız oldu elhamdülillah 7 tane. Şimdi onlar da okula gidiyor. Böyle hayat bugüne kadar geldi. Bu arada iş alemindeki bir dış ticaret firmasında da müdürlük yaptım. O vesileyle dünyayı gezme imkanını elde ettim iş olarak. O kadar gezmeyi
cebimden finanse edecek durumu yok. Avrupa'ya ülkelerine gittik, İngiltere'ye gittik, işte Orta Asya ülkelerine gittik, Orta Doğu ülkelerine gittik, Malezya, Endonezya, Uzak Doğu'ya gittik. O bizim ufkumuzu çok açtı. Yani insan mesela Çayelköy'den Tirebolu'ya geliyorsun, büyük bir değişim. Tirebolu'dan İstanbul'a geliyorsun, büyük bir değişim. İstanbul'dan Avrupa'ya gidiyorsun, çok büyük bir değişim. Amerika'ya gidiyorsun, 10-15 şeritli yolu görünce Avrupa'da küçük kalıyor. Böyle şu anda dünyadaki temel ekonomileri, medeniyetleri, kültürleri görme imkanım da oldu. İnsan profillerini, insan karakterlerini. O da bize çok şey kattı, genişlik verdi. Yani dünyanın böyle darlığını ve gözümüzdeki büyüklüğünü de aslında aldı. İlk uçağa bindiğimde hatırlıyorum tabii, eskiden hep otobüslerle gidip geliyordu. Uçak kalktı Yeşilköy'den, yükseliyor. Ya o Ataköy falan, Yeşilköy oralarda o zamana göre, şimdiki gibi plazalar değil de büyük apartmanlar var. Gittikçe kibrit kutusu haline geldi. Yükseldikçe uçak. Allah Allah dedim. Ya şu aşağıda biz bunun için mi kavga ediyoruz dedim kendi kendime. Bir apartman kibrit kutusu kadar kaldı. Kibrit kutusunun içinde düşün 60 daire, 100 daire var. Onun içinde de 5'er kişiden 500 kişi var. Orada kapı mücadele ediyor, kavga ediyor. Böyle gezdikçe, yükseldikçe dünyanın çok da önemli olmadığını, o kadar kıymet verdiğimiz kadar kıymetli olmadığını, değmediğini de böyle fizik olarak da idrak ettim. Yani okumalarımın yanında, dini tahsilimin yanında daha çok faydası oldu oturmasında şeyimin. Elhamdülillah bu şekilde getirdik bugüne kadar. Sonra bu Covid öncesi emekli olduk. O Covid'de de zaten dışarı çıkamadık. İşte onlar hep fayda oldu bize. O güzel okuduk falan. Ha, bu arada tabii dini ilimlerde, sohbetlerde devam ederken sohbetçisin, ibare okuyorsun, Arapçadan okuyorsun, mealine bakıyorsun, anlatıyorsun. Arapça eksikliğimi hissettim. Yani ben bunu niye orijinalinden, Arapçasından okuyup da anlamayayım ki dedim. Yani iktisat okudun, Boğaziçi'ni okudun. Yani Allah sorarsa ne diyeceğiz dedim. Hem de ihtiyaç da hasıl oldu. Hep zaten ihtiyaç hasıl olduğu için çalıştım, okudum, gittim. Yani bir öyle pratikle teori yan yana gitti bize. Medrese okumaya karar verdim. 33. Benim o zaman da hocam var, Seyda Hazretleri. Ben karar verdim. Hatta da uygulamaya geçtim. O arada bir işten ayrılmıştım. Daha çalışmayacağım artık. Bu işi bitireceğim ve bundan sonra ömrümü bütün İslam hizmetine adayacağım diye şey yaptım. O kadar onun kıymetli olduğunu anladım. İlmin ve hizmetin, ahiretin kendi iç dünyamdaki şeyi yükselince değeri, dünya terası iyice aşağı indi. Bıraktım ben onu. Ailemin de durumu iyiydi. Ya siz de beni bakın dedim. Sevap ortak, para ortak, böyle gidelim. Tabii o zamanki üstadım, hocam Seyda Hazretleri haber almış bunu, beni çağırdı. Ondan sonra dedi ki öyle olmaz. Nasıl olacak? Dedi sen çalışacaksın dedi. Yani kimseden de bir şey istemeyeceksin, almayacaksın. Ailen de olsa dedi. Ama dedi akşamları okuyacaksın dedi. Akşamları okuyacaksın. Hafta sonları da hizmet edeceksin. Baş üstüne dedim. Ondan sonra öyle yaptık ondan sonra. Arapça tedrisatına başladım. Hocalarım oldu, çok hocalarım oldu. Bizim ilk şeyi Koz Yatağı'nda bir talebe açmıştık o zaman. Bizim Kemal Yıldız hocamız o zaman İlahiyat Fakültesi talebesiydi. Onların eviyle ilgileniyordum. O tabii medresede okumuş şeyi biliyordu. Ondan başladık alet ilimlerine. Emsile, bina, maksut, avamil, izharın yarısına kadar. Ondan öyle başladık yolculuğa. Sonra işte çalışmaya başlayınca inkıtalı olarak ben onu hiç bırakmadım. Devam ettim. Sonunda da Allah-u Teala bir imkan verdi. Sürekli hale getirerek Hüseyin Özkan hocam da fedakarlık yaptı. Akşamla 12 arası, 6 ile 12 arası ben tam 3 sene hiç ara vermeden devam ettim. Ve Tillo müfredatını bitirmek nasip oldu. Ondan sonra hocamız da bize medrese ilimleriyle ilgili icazet takdim etti. Ondan sonra elhamdülillah Seda Hazretlerinin o sözü de yerde kalmamış oldu. Biraz uzun sürdü şartlarım sebebiyle. Ama o da tamamlanmış oldu. Elhamdülillah Allah'a şükrediyorum.
Bu arada halk sohbetlerine devam ederken TRT'den bir iftar programına çağırdılar bizi. Bizim Serdar Tuncer kardeşimiz. Bizi milli yapan otur. Şimdi gittik yani işte tamam yani halka sohbet etmişiz, öğrenci etmişiz ama bir televizyon tecrübemiz falan yok. Gerçi radyo programlarını yapıyorduk. Radyo 15 vardı o zaman. Onda haftada iki gün radyo 385 tane program yaptım yani. Onu uzun yıllar verdiler. Şimdi o herhalde konuk mu bulamadı, ne oldu veya neyse bilemiyorum, onu sormak lazım. Biz programı bitirdik, Ankara'dan aradılar. Bütün halk şeyi aramış, Ankara merkezi, televizyon. Bu hocamızı istiyoruz diye. Hemen oranın bütün yöneticileri geldiler. Hocam her hafta geliyorsun, tamam dediler. Öyle televizyon programlarımız başladı. Tabii devletin televizyonda olunca özel televizyonlar sıraya girdi. Böyle yıllarca Ramazanlarda programlarımız da oldu. Sonra bizim kendi televizyonumuzda da programlarımız oldu. Böylece daha şey oldu ama artık televizyona falan çıkıp böyle tanınınca muhaliflerimiz de artmaya başladı. Böyle ehli bidat insanlar yani bidolarımızı kırpıp iftira etmeye başladılar. Neyse onlar da tuzu biberi diyelim. O şekilde televizyonculuk tarafımızda başlamış oldu. Televizyonlarda hizmet imkanı Allah-u Teala nasip etti. Bunlar hiçbirisi bizim yani kariyer planlamamızın içinde olan şeyler değil. Ama Allah-u Teala nasip edince işte oluyor. Hepsi oldu. Hizmet etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar. Kusurlarımız mutlaka olmuştur. Noksanlarımız vardır. Ama niyetimiz bu İslam dinini anlatmak, insanlara sevdirmek, yaşamalarına vesile olmak. Bunun dışında bir gayemiz yok. Ve biz bugüne kadar ki İslam'a olan İslami hizmetlerimizin karşılığında elhamdülillah bir kuruş ücret almadık. Hatta hediye de almadık. Çünkü bizim büyüklerimiz bize öyle öğretti. Hizmete gittiğinizde bir çift çorap dahi olsa hediye almayacaksınız dedi. Ya ben benzin paramı falan verirlerdi bazen. Ben o usul olduğu için kırmazdım onları. Alırdım ama tekrar o verene o müesseye hediye ederdim. Bunu herkes de bilir. Şatafattan kaçındık, gösterişten kaçındık. Çünkü halk benim kıyafetime, bindiğim arabaya değil, sözlerime kıymet versin. Başka engel olmasın istedim her şey. Bütün hayatım böyle ortalama geçmiştir. İmkanlarımın altında yaşadım. Ve şuna dikkat ettik. İnsan tek başına olmuyor. Yani maddi kariyerde, manevi kariyerde de rehberler lazım. Kendi dönemimde yaşayan bütün İslam alimleriyle tanıştım. İstanbul'dakilerle özel hukuklarım oldu, sohbetlerim oldu. Ondan sonra mesela Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin ben arkasında İskenderpaşa'da namaz kıldım, hatmesine girdim. Esat Hoca ile sohbetimiz oldu, hususi dualarını aldım. Mahmud Efendi Hazretleri ile çok şeyimiz oldu, beraberliğimiz oldu. Çok dualarını aldık ondan sonra. Hatta bir seferinde Amerika'ya 2000'lerde giderken bir iftar yemeğinde beraberdik. Bizim o zaman çalıştığım müessesenin sahibi onu çağırmıştı. Yakındı onlara, hizmetlerini görüyorlardı. Asansöre bindirirken Efendi Hazretlerini, hanenin sahibi dedi ki, Efendi Hazretleri Şemseddin Bey de Amerika'ya gidiyor emri marufa, dua edin dedi. Döndü geri, dikkatini çekti. Sen nereyi bitirdin dedi bana. Ben de o zaman henüz şeyi bitirmemiştim, medreseyi. Tabii bir yer bitirdim diyemedim. Duanızla gidiyoruz efendim dedim. Yok yok, nereyi bitirdin dedi. O zaman dedim Seyda Hazretleri gönderiyor dedim. Ha o zaman olur dedi. Ondan sonra öyle bir hatıramız oldu. Bir hatıramız daha var onunla. Rize'de yayladaydı. 40 metrelik bir salonda oturuyor. Yani aşağı yukarı 20 metre var girdiğim kapı. 20 metre var ona mesafesi. Ve Efendi Hazretleri'nin gözü görmezdi. Çok yani böyle eliyle yoklar seni. Kim olduğunu ya sesinden ya da böyle şeyinden tanırdı. O Efendi Hazretleri, gözü görmeyen Efendi Hazretleri, ben 40 metrelik kapıdan girdim, yeni sakalı şerifi bırakmıştım. Daha çok da yoktu yani, azdı böyle. Maşallah, maşallah dedi. Nasıl gördü, neyi gördü? Yani bilemiyoruz. Böyle mübarek bir zattı. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin.
Ondan sonra Necip Fazıl Kısaküre'nin eserleri ve sohbetleriyle yetiştik. Allah rahmet eylesin. Efendime söyleyeyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri bize rehberlik yaptı. Onun eserlerinden çok istifade ettik. Ve o eserlerden gücümüzce 135 tane mektubu televizyonda okuma olarak, tasavvuf okuması olarak anlattık. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bana en büyük faydası şey oldu. Üniversite yıllarımızda tabii oturup kalktığımız arkadaşlarda tasavvufa biraz soğukluk vardı. Biz de o zaman bu işin içinde değildik. O ister istemez etkileniyorsun yani. Ondan sonra ama İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni ayrı tutardım. Yani onun çok büyük bir zat olduğunu, yüksek bir İslam alimi olduğunu bilirdim ve onu ayrı kefeye koyardım. Derdim ki yani İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi mürşid olsun, başımız üstüne derdim yani böyle. O şeylerden çok etkilenme dönemimin birisinde gece rüyama geldi. Bizimle hasbihal etti. Onu o rüyada görmek sebebiyle ben münkirliğe düşmedim. Bizi muhafaza ettiler. Onun için İmam-ı Gazali Hazretlerinden sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri en çok istifade ettiğim diğer büyük bir İslam alimidir, müceddittir. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin de bütün külliyatını bitirdim. Bir sene sırf ona emek verdim. 12-13 tane kitap var. Kelam olarak, akide olarak ondan da çok istifade ettim. Yani Allah razı olsun, imanı çok güzel anlatmış. Şu asrın bir buçuk asır öncesinden beri batıdan gelen, fenden ve felsefeden gelen dinsizliğe karşı, materyalizme karşı, efendime söyleyeyim, imanı ispat eder derecesinde, böyle delilli, tahkiki olarak iman esaslarının hepsini yazmış. Tabii şu anda lisanı, uslubu itibariyle herkesin anlayacağı durumda değil ama mümkün. Elinize bir lügat alın. 3-5 sayfayı çalışarak okursanız aşina oluyorsunuz. Gerisini getirebilirsiniz. O eserden de mutlaka yani entelektüel tarafı olan, fikri tarafı olan Müslümanların, hocaların istifade etmelerini arzu ederim. O zatı da rüyamda gördüm. Onun Hüsrev Ağabey dediği meşhur talebeleri var. Onları da hep rüyama geldiler okuduğum esnada. Bediüzzaman Hazretleri bize sarf ve nahivde çok ileri bir ders verdi. Risaleden değil. Çok merak ediyordum. Sonra medrese ikmal edince anladım. Demek ki onu tepşir etmişler. Tabii en fazla da daha sonra Seyda Muhammed Raşid Hazretleri Kaddesallahu Zülali ile tanışmak nasip oldu Boğaziçi'ndeyken. Ondan çok istifade ettim. O benim bütün dünyamı değiştirdi. Yani ilmi siz alıyorsunuz, okuyorsunuz kitapla, hocayla, alet tamam ama bir de hal var, hal. O hali biz Seyda Hazretleri'nin vesilesiyle Allah bize ikram etti. Muhabbet nedir bilmezdik. Dövüş kavga eden adamdık sokakta yani. Gözyaşı nedir bilmezdik. Muhabbet nedir bilmezdik. Sevgi nedir bilmezdik. Bu nefsani sevgiyi kastetmiyorum. Kemale yönelik, ruhi sevgi. Onları tattırdı bize. Bizi istikamete koydu. Zahirdeki gayretlerimizin batıni tarafını da onun vesilesiyle Allah-u Teala bize ikram etti. Ondan sonra Gavsani Hazretleri lakabıyla maruf Seyyid Abdülbaki el-Hüseyin Hazretlerine 30 sene beraber olduk. Hizmetlerinde ne verdiyse yapmaya çalıştık, ne emrettiyse yapmaya çalıştık. Onun himayesinde, onun emrinde bu dini hizmetlerimizi götürmeye çalıştık. Elhamdülillah şimdi de onun vefatını müteakip Sultan Seyyid Muhammed Saki Hazretleri ile yolumuza devam ediyoruz. Serhendi Vakfı'nı kurdular ve onun Türkiye sorumluluğunu bu fakire tevdi ettiler. Hakkımız ve haddimiz olmadığı halde. Onun İslam davasına bağlılığı, ihlası, samimiyeti ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e olan muhabbeti bizi cezbetti. Onun izinde yürüyoruz. Orada da şimdi elhamdülillah gene o hayri hizmetlerimize, İslam davasına hizmet etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Onun şu düsturları tam benimsiyoruz ve aynı görüşteyiz ve arkasındayız. Yani diyor, dergahlar ilim, irşat ve eğitim müesseseleridir. Asli vazifesi budur. El-Hak öyledir. Başka şeylerle meşgul olmamalıdır diyor. Buna zarar verecek,
ticarettir, siyasettir, para toplamadır. Bu gibi işler olmayacak diyor. El hak doğrudur. Ondan sonra tevazuyu, İslam ahlakını onları öneriyor, tavsiye ediyor. Hepsi başımız üstüne. Yani biz bütün hayatımız boyunca tabii şahıslar kamil olabilir, faziletli olabilir. Ama biz onun ötesinde rehber edineceğimiz kimselerin davalarını öne aldık. Davası nedir? Eğer davası İslam'sa, davası ümmetse benim başım üstüne. Yani şahsi fazileti, kemalatı çok da olur, orta da olur, az da olur. O kendisiyle Rabbi arasındaki bir iştir. Elhamdülillah hiç öyle bir zatın da arkasından gitmedik ama fikriyat olarak benim görüşüm bu. Yani bir insanın arkasından gidilecekse önce davasına bakılır. Davası hak mı? Davası ümmet mi? Davası Kur'an ve sünnet mi? Sultan Hazretleri elhamdülillah bu kriterlerin hepsinde bir numara. Onun için onu tercih ettik. Tabii ihlas da çok önemli. Şimdi bu ihlas meselesi, niyet meselesi bu asırda çok unutuldu. Yani mesela bir tane hadise yani yaşanmış. Meşhur bir iş adamı vefat etmiş. Tabii bütün grup çalışanları gelmiş. Cenaze namazı kılacaklar. Birisi kenarda durmuş şöyle. Arkadaşı diyor ki sen gelsene sen de kılsana diyor. Abdestim yok diyor. Ya benim de yok gel kılalım diyor. Yani din bu noktaya geldi. Şimdi abdestsiz namaz kılmak ne demek? Yani safta ben de varım görün demek. E bu riyadır. Cenaze namazı ibadettir. Öyle olur mu? Olmaması lazım ama oluyor. Onun için irfan ocaklarına bu milletin ihtiyacı her zamankinden daha fazla. İhlas unutuldu. Niyet unutuldu. Amel yapılıyor ama niyetsiz ameli Allah kabul etmiyor. Ameli salih olmuyor. Onun için Sultan Hazretlerimiz Kuddisesi Ruh elhamdülillah bu asrın ihtiyacı olan hususları deklare etti, beyan etti, yol haritası olarak önümüze koydu ve biz de inşallah Serhendi Vakfı olarak, onun bir neferi olarak hayri hizmetlerimize devam ediyoruz. Çok şükür bu büyüklerden, İslam alimlerinden çok fayda gördüm. Ehl-i Sünnet alimlerinden. Akide Ehl-i Sünnet değilse o alimlerden malumat alınabilir ama feyiz alınamaz. Tam istifade olmaz. Hatta akideyi de bozar. Ehl-i Sünnet alimleri hem zahir hem batında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a varis olmuş kimselerdir. Bu ikisini cem etmiş bir alim çok büyük bir nimettir. Ve biz bütün hayatımızı onlarla istişare ederek onların tavsiyelerine uyarak geçirdik. Ve onlar çok farklı insanlardı. Mesela medrese icazetimden önce, iki ay önce Sultan Seyda Muhammed Raşid Hazretleri Darül Beka'ya irtihal etmişti. Çok olmuştu. Fakat o bana emretti ya, bakın ruhlar aleminden de işini takip ediyor. Anekdot mu diyorlar? Anlatayım size. İki ay önce, bitirmeden iki ay önce rüyama geldi. Yanında da Molla Metin diye birisi var. Gel bakalım okudun dediler medresede. Seni imtihan edeceğiz dediler. Bitirme imtihanı. Ondan sonra tamam bana sualler sordular her ikisi de. Önemli kısmını cevapladım. Bir kısmına da cevap veremedim. Sonra tamam dediler. Ondan sonra kendisi sohbetler kitabını aldı. Onun kendi sohbetler kitabını. Üstüne mühürü bastı. Metin, Molla Metin'in mührü. Metin mühürü bastı. O Molla Metin de medresede okuduğuma dair yazdı. Kağıt verdi. Hadi şimdi git dediler. Tamam dediler. Ben şöyle döndüm. Hani biraz birkaç tane de cevap veremedim ya. Tekrar geleyim mi dedim. Yani lazım olursa biz seni çağırırız. Git tamam dediler. Sonra şunu da söylediler. O cevap veremediklerinde iki ay geç başladın dediler. Onun yüzünden. Uyandık. Tam o rüyayı gördüğümden iki ay sonra hocam tamam dedi. Bana şeyi bitirdi. Ocak 15'te, Mart 15'te. Daha o akşamki dersi de okutmadı bana son ders. Yani bunlar böyle. Yani Ehl-i Sünnet alimleri, Allah dostları. Bunların sözü yerde kalmıyor. Sana bir şey yap dedi mi gayret et. Yaparsın. Sağlığında da yaptırırlar. Vefatından sonra da onu yaparsın. Mesela o Seyda Hazretlerinin çok mübarek zattı. Yani o kadar çok hatıramız var ki. İşe gireceğim işte o zaman.
Kuveyt Türkiye gir dedi bana, müsaade edin. Ben her şeyimi onlara sordum. Sormadan hiçbir şey yapmadım. Sana ne maaş verirler dedi. Bilmiyorum kurban dedim. Baktı şöyle, 1500 lira verirler dedi. Sonra biraz durdu, 2000 verirler dedi. Sonra durdu, 2500 alırsın dedi. Allah Allah dedim. Geldim şimdi, iş görüşmesimiz tamam, yurt dışına da gönderdiler CV'mizi, onaylandı. Şimdi maaşı konuşuyoruz. O genel müdür yardımcısı Yunus Nacar Bey'di. Benim de aile dostumdur. Buradan selam olsun kendine. Allah razı olsun. Çok kıymetli bir dostumdur. Dedi, Şemsettin Bey dedi, maaşınız dedi, söyledi. Neti 1500 dedi. 4 tane ikramiye var, 2000'e gelir dedi. İngilizce lisan tazminatım var, 2500 lira dedi. Sübhanallah. Yani bunlar Allah'ın bildirmesiyle. Maaşına kadar biliyorlar yani. Bunlar böyle. Çok şeylere şahit olduk. Keza Gavs-ı Sani Hazretleri, Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nde çok yardımlarını, ikramlarını, iltifatlarını gördük. Mesela o cümle kapısı diye bir program yapmıştık. Onu o emretti bize. Sohbet ediyorduk. Ondan sonra dedi, bundan sonra siz Allah-u Teala'yı anlatın. Ben korktum. Ya biz kim? Allah-u Teala'yı anlatmak kim? O zaman Yarbay Mehmet abi rahmetli sağdı. Benim çok hürmet ettiğim, sevdiğim bir abimdi. Koz yatağında da yıllarca komşuluk yaptık. Kabrine de bizim indirmemizi emretti Gavs-ı Sani Hazretleri. Arkadaydım ben, çağırdı. Yılmaz vardı onun hizmetinde. İkimize kabrine indirtti. Ona geldim, dedim ki, o Yarbay abi benim sohbette üstadımdır. Bana çok yardımcı olmuştur, rehberlik etmiştir. Zaten sohbet piridir yani. Ta Gavs-ı Kasrevi, Seyda Hazretleri, Gavs-ı Sani Hazretleri, onların hepsine hizmet etmiş. 24 saat sohbet eder. Böyle gurulu. Dedim, yarmayın, Gavs'ımız böyle bir şey emretti. Bana yardımcı olabilir misin kaynak olarak falan dedim. Bir baktı bana. Ya bu çok büyük kemalat isteyen bir iş. Sen nasıl yapacaksın onu dedi. Moralim bozuldu. Ama elhamdülillah biz o programda büyüklerin duası ve himmetiyle Ehlullah üzerinde Esma-i İlahiye'nin tecellilerini nazara vererek oradan Esma-i İlahiye'ye gidip Allah-u Teala'nın bütün isimlerini anlattık. 165 program. 99'u hadis-i şerifte vardır. Üstü de hadis-i şerifte olmayıp Kur'an-ı Kerim'de olan isimleridir. Çok başarılı oldu. Çok beğenildi. Çok istifadeye sebep oldu. Bir tane sadece hatıramı anlatayım. Televizyondan bir hanım sizinle görüşmek istiyorlar. Israrla hocam dediler. Telefonunuzu verelim mi? Ama az buz ısrar değil. Verin dedim. Ege bölgesinden bir hanım. Hocam hayat hikayesini anlattı. Yani şimdi burada anlatsam hepimiz mahzun olacağız. Orayı geçelim. En sonunda psikiyatrik hasta olmuş. Depresyona falan girmiş. Tedavi görüyor falan. Dedi hocam televizyonda tesadüfen sizin o zaman da Ya Baki Entel Baki, El Baki ismini anlatıyoruz. Ya Baki Entel Baki, hatmedeki onun zikri. Şerifini anlatmışız. O programı izledim. Bende şok tesiri yaptı ve iyileştim dedi. Evet. Size teşekkür etmek için aradım dedi. Allah razı olsun dedi. Beni dedi, o içine düştüğüm depresif halden kurtulmamıza vesile oldunuz dedi. Ben de elhamdülillah dedim. O program sebebiyle benim de çok mutlu olduğum bir hatıram var. Gıyabımda cereyan etmiş. Gavs-ı Sani Hazretlerine bir üst derece bürokrat ismini zikretmeyelim. Memleketin hali malum. Şimdi hemen kampanya açarlar aleyhine. Biz cümle kapısını izliyoruz demişler Gavs-ı Sani Hazretlerine. Çok ailecek izliyoruz demişler ve memnunuz demişler. Gavs-ı Sani Hazretleri de Şemseddin sadıktır demiş. Bizim ailemizden birisi gibidir demiş. O program var ya, bunu bana getirdi, sebep oldu. Çok mutluyum yani. İnsan hani ölsem gam yemem der ya, elhamdülillah. Hani ölsem gam yemem. Gavs-ı Sani Hazretleri bu şahitliğine vesile olduğu için o programı ben de çok seviyorum. Böyle bir dünyadayken de bize bir peşin sevinç sebebi oldu. İnşallah ahirette de Rabbim onu vesile eder, bizi affeder diye ümit ediyoruz. İşte böyle geldik, gidiyoruz.
İşte bu program sebebiyle tekrar hatırladık ki böyle gidecek gitmesi yakın olanlara böyle son bir hatıra çekerler. Allah yaşlandığımızı tekrar muhasebesini yaptık. Geriye bakma imkanı verdiniz. Allah-u Teala geçmişteki kusurlarımızı, noksanlarımızı affeylesin. Kasten bir kötülük yapmaya çalışmadık ama bilmeden hataen olmuştur, beşeriz. Onlara affeylesin, hepimizi affeylesin. Ve bundan sonra kalan ömrümüzü de İslam davasına hizmette bizi istihdama devam etsin. Cümlemize son nefeste imanı kamil versin. Çocuklarımızı, nesillerimizi iman dairesinde tutsun. Küfürden, fısktan, fücurdan, bu ahlaksızlıklardan muhafaza etsin. Memleketimizin dirliğini, birliğini devam ettirsin diye dua ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. MSC Sağlık Medikal'in katkılarıyla hazırlanan İzler sona erdi.